Depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Evler, hastaneler, okullar yıkıldı. Havalimanları ve yollar da hasar gördü. İşte o bölgede yaşayan yurttaşlar ilk günkü yardım çağrılarını halen sürdürüyor. Bölgede en çok sorunsa barınma. Kimileri halen çadır bulamıyor, kimileri ise kaldıkları çadırlarda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Ağır yıkım yaşanan deprem bölgelerini bu kez sel vurdu değerli izleyenler. Adıyaman'da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kaybolduğu açıklandı. Detaylarını konuşacağız. Bunun yanı sıra Urfa'dan da yine aynı manzaralar. Urfa'daysa sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. İşte bu bölgelerde yaşanan can kayıplarına ilişkin bir telefon bağlantımız olacak. Hemen Bilal Tekatlı'yla eski AKP'li meclis üyesi, Urfa Eyyubiye Belediyesi eski AKP'li meclis üyesi Bilal Tekatlı telefon attığımızda. Sayın Tekatlı, yaşanan bir durum var, can kayıpları var. O bölgedeki son gelişmeleri sizden alalım. Öncelikle yaşanan depreme sonrasında yaşadığımız sel felaketinden dolayı İlgilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Maalesef bugün de hali hazırlıkta olmayan bir sel hareketiyle karşı karşıya kaldık. Burada özellikle köprülü kavşaklarda çalışmayan hidroforlar yüzünden adeta yollar gölete dönüştü ve insanların çok hayati tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Burada çok ihmalkarlıklar da oldu. Rabbim inşallah en hafif bir şekilde atlatmayı nasip etsin. Bölgede durum kötü, iyi değil. Göletler, Balıklı Göl tamamen sular altında kaldı. Tarihanlar, tarihi çarşılar, köprülü kavşaklar, dereler hepsi taştı. Bunun tabii ihmalkarlıklar dediğimizde ki kasıtla menfez temizliğinin olmaması, röger kapaklarının açılmaması, hidroforların çalışmaması da buna bir nevi zemin hazırladı. Şimdi Sayın Tekatlı, siz de belirtiyorsunuz o bölgedeki çalışmaların bu konuda herhangi bir sel durumuna ilişkin hiçbir şekilde önlem alınmadığını, yine kapakların açılmadığını belirttiniz. Yani bu konu hiç o gündeme gelmedi mi? Oradaki yurttaşlar olsun ya da yetkili isimler tarafından bu noktada hiç çalışma yapılmadı mı? Yani burada Şuski'nin kış hazırlığı dediğimiz olay var. Kış hazırlığına girmeden bu menfez ve röger kapaklarının hepsinin temizliğini yapmış olması lazım. Ana arterler üzerinde bulunan rögarların, menfezlerin temizlenip açılması lazım. Köprülü kavşaklarda bilirsiniz ki hidroforların çalışması lazım ve sürekli kontrol lazım. AFAD günler öncesinden uyarmıştı. Bu depremden sonra sel felaketinin olacağını 3 gündür 4 gündür bütün vatandaşlarımıza mesaj atarak kendilerine böyle bir sel felaketinin olacağını duyurmuşlardı. Maalesef herhalde yetkililerimiz tek duymamış. Mesela o vatandaş kendi imkanlarıyla sulardan çıkan, kurtulan